Kahramanmaraş'ın Döngere bölgesindeyiz. Burası termal bölgesi. Termal turizmin merkezi Kahramanmaraş'ta. Ve termal oteller artık hizmet vermeye başladılar. Evet efendim. Tekrardan hoş geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Şu an sizlere yöresel yemeğimiz olan içli köftemizi tanıtacağız. Öncelikle içini hazırlayalım. İçine koyduğumuz malzemeler doğranmış soğanımız, kıymamız. Bunlar kavrulduktan sonra da maydanozunu ve baharatlarını atarız. Tamam. İç hazırlama işimiz bu kadar. Bol yağlı. Evet. Soğanımızı bırakıyoruz. Şimdi soğanımızı bırakıyoruz. Etimizi bırakıyoruz buraya. Kavurmak için. Etimizi ayrı bir tavada kavuruyoruz. Evet. Bir taraftan içimiz hazırlanırken bir taraftan da dışımızı hazırlayacağız. Yani evet. Hamurunu hazırlayacağız. Evet, dış hamurunu hazırlayacağız. Çekilmiş kıymamız, etimiz bu. Bunun evet, için. Hamuru için çekilmiş etimiz evet. Var. Buyurun Elif Hanım şöyle. Bu da çekilmiş tavuğumuz. Tavuk göğsü. Tavuk göğsü. Evet, tavuk göğsü. Mutlaka konulması lazım. İlk defa görüyorum. Evet, dışı tutsun diye. Kızartarak değil, haşlayarak yaptığımız için bizim için önemli olan dağılmaması. Dağılmayacak. Sunum da güzel olmalı. 20 kek dedik. Evet. Üzerine salça ekliyoruz. Kimyon ekliyoruz. Evet. Karabiber. Köftemizin dışı için. Ve pul biber, Maraş biberi. Bu da Maraş biberimiz. Çok fazla katmıyoruz acı olmasın diye. Bize özel katmıyorlar. Evet. Normalde katarlar. Tabii Maraşlılar acıyı sever. Sever. Antepliler kadar severiz. Ben Maraş'ta dondurmayı bile Maraş biberiyle yeğeni gördüm. Vardır, vardır. Evet. O kadar çok seviyorlar Maraş biberini. Şimdi yoğurmaya başlıyoruz. Haydi başlayalım. Dışı güzel tutsun diye un ekliyoruz. Un ekliyoruz. Yoğurmaya devam ediyoruz. Diğer taraftan ustam içini hazırlıyor. Soğanımız kavruldu. Üzerine kıymamızı ekliyoruz. Kavrulan kıymamızı. Ve baharatlarımızı ekleyeceğiz şimdi. Hemen baharatlarımız geliyor. Maraş biberi, ustam buyur. Karabiber. Karabiberimiz. İçimiz için. Tuzumuz. Yine içimiz için. Mükemmel. Cevizimiz. İçine ceviz atıyoruz. Evet. Ceviz atıyoruz. Bol ceviz. Bu kimyonumuz. Kimyon. Yine içi için. Tekrardan. Maraş biberi. Maraş biberimiz, pul biber. Şimdi şöyle bir karıştırıyoruz. Şimdi karıştırıyoruz, tamam. En son maydanozumuzu ekliyoruz içerisine. Ustam altını kapatabilirsin artık. Altını, maydanoz ekleyince altını kapatıyoruz. Evet. İçimiz hazır, içimizi soğumaya bırakıyoruz. Evet. Sıcak dışımız sıcak da, dolduramayız. Dışımız da hazır burada. Evet, dışımız da hazır, hamurumuz evet. Da hazır. Bunun da şimdi dinlenmesi gerekiyor. İçli köftemizin içi soğudu, hamuru dinlendi. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi içli köftemizi açmaya başlıyoruz. İncecik açtık. Bakın evet. Çok ince. Evet. İçini bol koyduk. İçini bol koyduk. Fazla bayağı bol koyduk. Evet. Kapanmayacak şimdi bu. Kapatırız. Elimizi şuradan ısıyalım. Biraz evet elimizi ısıtıyoruz. Tabii yapışmasın. Oo. Bunun fazla kısmını da alırız. Yani şu şekilde. Aslında hamuru da etli ama. Evet, hamuru da etli ama yine de içli köfte olduğu için. İçi bol olacak. İçi bol olmalı. Bu şekilde. Maşallah. Bu şekilde. Görüntü şahane. Bakın bu şekilde. Evet. Ustalık istiyor bunu bu şekilde ince açmak. Evet. İçini dolduruyoruz. Evet. Ve kapatıyoruz. İşte böyle olur Kahramanmaraş'ın içli köftesi. Bakalım Maraşlılar nasıl pişiyorlar? Kızartacaklar mı, haşlayacaklar mı? Bizler haşlarız. Haşlıyoruz. Şimdi suyumuz kaynadı. Evet, suyumuz kaynadı. İçerisine bir çay kaşığı tuz ekliyoruz. Ve tekrardan köftemizi bu suyun içine atıyoruz. Köftemizin haşlanması için. Ne zaman yüzerler o zaman haşlanır. Ve alırız uzak bir yerde kulağımıza yaklaştırırız içerisine hışır hışır bir ses gelir. Allah Allah. O zaman deriz ki evet bu pişmiş. Bakın çok ilginç onu ilk defa duyuyorum. Suyun üzerinde yüzdüğünü bilirim ama içinden hışır hışır ses geldiğini burada duyuyorum. Evet kesinlikle hem lezzetiyle hem yöresel oluşuyla çok lezzetli dediğim gibi bu şekilde de anlarız. Çünkü biz haşladığımız zaman 3-5 tane değil büyük kazanlarla haşladığımız için kalabalık biz misafir severiz çünkü. İçli köftelerimiz suyun üzerinde yüzmeye başladılar. Evet bir kontrol edelim pişmişler mi? İçerisine o sesi ses duyacak geliyorum. Mıyız? Hadi bakalım. Arkadaşa veriyoruz.
Evet. Tamamdır. Evet, ses geliyor. Evet. Şu anda hazır. Evet, köftelerimiz pişmiş. Hemen. Tadına bakalım. Önce bir içini gösterelim izleyicilerimize. Oo. Böyle elle yenir, değil mi? Evet, tabii ki. Hanımlar, elinize sağlık. Acı ama çok lezzetli bir acı. Bayıldım. Bu bize göre acı değil aslında. Sizin için aslında biraz daha azaltmıştık acısını ama yanına soğuk bir ayranla yiyebilirsiniz. Tamam, o zaman biz ayranımızı alırız. Bu güzel içli köftelerimizi yiyeceğiz. Ardından devam edeceğiz. Dünyanın tadını Kahramanmaraş'ta çıkarmaya. Çok lezzetli. Dünyanın tadına Kahramanmaraş'ın baş konukçu ailesinden devam ediyoruz. Şimdi Süreyya Hanım'la beraber çok lezzetli bir tarif yine sizleri bekliyor. Evet, şu anda kabak kabuğunu kavuracağız. Şimdi diyeceksiniz ki nasıl yani? Kabağın kabuğu nasıl kavrulacak? Kabaklar bu şekilde. Fakat yazın biz bunları daha da büyütürüz. Onların kabuğunu soyar, gölgede ezin üzerinde kuruturuz. Kabuğu soyulduktan sonra işte kışın dolma, kabak dolması, içini de bu şekilde oyar, kurutur, dolma yaparız. Ve bunun lezzetine doyum olmaz. Gölgede kuruduğu vakit kabağın rengi de değişmez. Evet. Yani her olayın bir püf noktası var. Ve burada da tabii ki önceden haşladığım bir sıcak suda 15-20 dakika haşlanması lazım kabuğun. Sonra aşamalarına geçeceğiz. Tamam. Ben bugün yumurtalısını yapacağım. Tamam, yumurtalı kabak kabuğu kavurması yapıyoruz. Öncelikle sıvı yağımızı aldık. Hemen ince ince doğranmış soğanlarımız. Sararana kadar karıştıracağız. Bu da çok basit. Kahramanmaraş mutfağında hiçbir şey çöpe gitmiyor. Yok. Kabağın kabuğu bile çöpe gitmiyor. Evet, evet. Fasulyeyi de kuruturuz biz. Yeşil fasulyeyi kuruturuz. Aynı işlemi onunla da uygularız. O da çok güzel olur. Salatalık kabuğunu kurutur musunuz? Tabii ki. Benim rahmetli anneannem de kuruturdu. Evet, evet. Salatalık kabuğu da. Evet, hatırlıyorum. Soğanlarımız sarardı. Şimdi pul biberimizi koyuyorum. Salça kullanmam. Salça kullanan lar da olur, salçalı yapanlar da olur. Hemen yumurtaları kırıyoruz. Yumurtamızı kırıyoruz. Ve hızlıca karıştırıyoruz. Şu an çok güzel soğanlı yumurta oldu. Evet, şu anda soğanlı yumurta. Yumurtalar kendini toparladıktan sonra evet. Kabuklar önceden haşlandığı için onu en son ekliyoruz. Tabii tabii. ...15-20 dakika kısık ateşte kavuracağız. Ara ara karıştıracağız. Devamlı karıştırırsan da olmaz. 15 dakika yavaş yavaş kısık ateşte kavuruyoruz. Kavuracağız. Kahramanmaraş'ın yumurtalı kabak kabuğu kavurması an itibariyle hazır. Programın en güzel kısmına geldik. Evet. Tadım kısmı. Aynen öyle. Kabak kabuğu kavurmasını yerken yufka ekmek mutlaka onun bir yeme şekli vardır. Ve yanında pul biberi. Maraş biberi. Maraş biberi, ayranı, hani turşu. Salata gitmez bununla. Ekstra arzuya göre turşu da olur. Ama bu bir üçlü konsept olmalı. Ben servis yapayım. Merakla siz bekliyorum tadına. Bakın. Hemen tadına bakalım. Evet, yemesi özel. Şimdi nasıl yenir? Süreyya Hanım'dan öğreneceğiz. Şu şekilde. Oh. Maraşlıca bunun adı sohum. Sohum. Sohum derler. Tamam. Kabak kabuğu böyle yenir. Arzu edersen biberini de koyarsın üzerine. Yanında da ayranı. Bu kadar. Şimdi beraber bakalım tadına. Hemen ben de sokumumu yapayım. Tam kendimi Maraş gibi hissetmek istiyorum. O yüzden Maraş biberi de olsun. Şöyle hafif olsun ama. Çok acı. Hiç delikanlığa gerek yok. Ve tadına bakıyorum. Yağ kanı geldi. Şimdi ben kabak kabuğu mu yedim?
kabağa benzemiyor tadı. Onu söylemek istiyorum. Fasulyesi fasulyeye de bu benziyor. Kadar lezzetli olur. Evet. İnanın tadı hafiften fasulyeye de benziyor şu anda. Yumurtasızı da çok lezzetli olur ama yumurta çok daha protein değeri. Ben yani özellikle hani yumurta kullanırım. Bakın bakın. Sevdi. Aferin sana. Üzerine Maraşlı gibi biberim dökerek. Oo, afiyet. Afiyetle yiyor. Gerçekten sözün bittiği yer burası. Evet, eğer çocuklar evet, sevdiyse. Aynen öyle. Herkes mutlaka sever bu tarifi. Tarifini verdik. Çok basit. Bundan sonra kabak kabuklarını çöpe atmıyoruz. Gölgede kurutuyoruz. Gölgede kurutuyoruz. Buzdolabında koruyoruz. Eğer diğer seneye kalırsa. Yani aynı sezon bitirirsen normalde kuru yerde saklayabilirsiniz. Koruyabilirsiniz. Bayıldık. Tarifini verdik. İnşallah yapıp denersiniz. Ya da gelin baş konuş yaylasına. Yerinde yiyin diyorum. Dünyanın tadı devam ediyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.